Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz videoma. Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisini, Türkiye siyasetini ve dünyadaki gelişmeleri sizlerle konuşacağım. Liste çok uzun aslına bakarsanız. Yani konuş bitmeyecek, böyle saatlerce sürecek bir video yapacağım hissine kapılıyorum bazen. Sevgili dostlarım, bir kere bu ihtiyat akçesi nedeniyle Türkiye'nin artık iyiden iyiye derin bir ekonomik krizin içine doğru sürüklendiğini söyleyebiliriz. Bütçe açığı 54 milyar liraya gelmiş ki korkunç bir bütçe açığından bahsediyoruz. Ve bu açığın giderek hızla arttığını da görüyoruz. Neden artıyor? Çünkü seçim harcamaları yapılıyor. Ve diğer taraftan da ekonomiyle ilgili ne yazık ki reformist adımlar atılmıyor. Biz siyasete odaklanmış durumdayız. İstanbul'u kazanalım da ne olursa olsun bakış açısıyla hareket ediyoruz. Ve bakıyoruz ki bütçede para kalmamış. Yurt dışından borçlanmak da mümkün değil bu koşullar içerisinde. Yurt içinden borçlanmaya kalksanız kimsenin öyle devlet tahviline falan tevessül edeceği yok. Tevessül etse bile çok yüksek faizler ödemek zorundasınız. Ve gözünüzü hemen Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine diktiniz. Yani babaannenin kefen parasını çaktırmadan iç ediyoruz şu anda. Hain evlat Ökkeş vardır ya, çaktırmadan böyle babaannesinin cüzdanından tırtıklar. Onun gibiyiz. Yani Türkiye o hale geldi. Şimdi biz Merkez Bankası'nın o ihtiyat akçesini, yani kefen parasını çaktırmadan tırtıklamaya başladık. Ama herkes fark etti. Şimdi ben konuşuyorum böyle. Bir YouTube'da ekonomist arkadaşımız, dostumuz, abimiz, büyüğümüz var. Onlar da konuşuyorlar. Diğer taraftan gazeteler boy boy manşet yaptılar. Televizyon kanallarında yayınlanıyor. Ve bu haberlere rağmen kimse çıkıp da yok kardeşim böyle bir şey de demiyor. Demek ki doğru. Sustuklarına göre ikrar ediyorlar. Yani kabulleniyorlar. Ne yazık ki İhtiyat akçesi, yani Merkez Bankası'nın kefen parası seçim uğruna gidiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bu ciddi bir ekonomik krizin yaklaştığını gösteriyor aslında bize. İhtiyat akçesinin gereksiz yere harcanmasından kaynaklı bir enflasyonist baskı olacak ve dolayısıyla bizim enflasyonumuz böyle korkunç bir şekilde artmaya devam edecek. Enflasyon artınca biz bunu ne yapacağız? Faizle baskılamaya çalışacağız. Çünkü öyle dövizle baskılayacak bir dövizimizin olmadığını da öğrendik. Yine yabancı basından öğrendik. Yani bir yayın gazetemiz var, televizyonumuz var, ajansımız var. Ama bu kez de onu nereden öğrendik? Bloomberg'den öğrendik, Reuters'tan öğrendik. Merkez Bankası'nın meğer rezervleri de bitmiş. Merkez Bankası'nın rezervlerinin çok ciddi sıkıntıda olduğunu sizlere defaten söylemiştim. Günün sonu itibariyle Merkez Bankası'nın rezervleri de tükendiği için bizim döviz satarak müdahale etme imkanımız da olmayacak. Bunu da görüyorum. Dolayısıyla sevgili dostlarım, kur yükselecek, enflasyon yükselecek, faiz yükselecek. Üçlü sarmalın içerisine girecek Türkiye ve bu reel sektörde büyük kırılmalara neden olacak ve bu kırılmalarda beraberinde büyük kredi batıklarını ve dolayısıyla bankalardaki ciddi sıkıntıları beraberinde getirecek. Durum böyle olduğu zaman ne olacak sevgili dostlarım? Bizim uluslararası piyasalardaki kredibilitemiz de azalmaya başlayacak. Zaten kötü durumdayız da şu anda zaten borç bulamıyoruz. Daha da beter olacak. Niye? Çünkü CDS'lerimiz büyük ihtimalle bu kadar kırılganlığın üzerine 500'leri geçecek. Swap piyasasında itibarımızı iyice yitireceğiz. Bu nedenle kimse TL ile dolarını değiştirmek istemeyecek ve biz daha zor dolar bulmaya başlayacağız. Çünkü ülkenin ciddi bir siyasi belirsizliği, hukuki belirsizliği söz konusu. En azından yurt dışından bakıldığında tablo böyle. Ve bütün bunlar bir araya geldiği zaman biz yurt dışındaki parayı da Türkiye'ye çekemeyeceğiz. Hadi yurt dışındaki parayı Türkiye'ye çekemedik. En azından yurt içindeki parayı tutsaydık diyeceğiz. Ama onu da yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Sürekli olarak borsadan satışlarla yabancılar çaktırmadan piyasadan çıkıyor. Ekonomik kriz geliyor, ekonomi çok kötü falan diyorsunuz ama o zaman dolar niye düşüyor diyenler var. Bakın güzel bir soru aslına bakarsanız. Yabancı borsadan çıkıyor, yabancı tahvilden çıkıyor. Çıktığı zaman eline ne geçiyor yabancının? TL geçiyor, Türk lirası geçiyor. Kur çok yüksek olursa şu anda 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira olursa mesela yabancı o TL ile
$1000 alacak belki. Ama eğer ki 6 lira 5.90 seviyelerinde sabitleyebilirse, buralardan dolar toplayabilirse $2000 alacak. O nedenle yabancı şu anda çok yükselmeden, çaktırmadan biraz, hatta kendisi de baskılayarak kuru, çünkü hükümet zaten istemiyor. Dolayısıyla bu seviyelerden topluyor sevgili dostlarım. 23 Haziran'a kadar bu işi belki bu şekilde sürdürecekler. Neden? Çünkü uygun fiyatta dolar topluyorlar, euro topluyorlar adamlar. Ve bunu yaptıkları için de fiyatları şu seviyelerde tutuyorlar. Yani maliyetlerini düşürüyorlar bir nevi. Ama yarın öbür gün büyük kırılganlıklarla birlikte piyasadan hızlı çıkış başladığı zaman, işte o zaman kurda biz çok sert yükselişler göreceğiz. Ve bunun örnekleri de var sevgili dostlarım. Bakın 31 Mart seçimlerinden sonra hafif dengelense bile düşmeyen kur, özellikle YSK'nın kararından sonra aniden 6.25 seviyesine çıkıverdi. Daha da gidiyordu. İşte bu söylediğim sebepten dolayı aslında ne Merkez Bankası'nın operasyonları, ne kamu bankalarının piyasaya neredeyse 10 milyar dolara yakın para vermesinden dolayı kur baskılanmadı. Yabancının işine geldiği için kur baskılandı. Ne yaptı yabancı? Öyle mi dedi? Peki siz satın, düşürün, ben o seviyelerden topluyorum. Siz satın, düşürün, ben o seviyelerden topluyorum dedi. Ve Merkez Bankası'nın elindeki dövizi, kuru ya da kamu bankalarının elindeki kuru çok uygun fiyatlara topladı sevgili dostlarım. Şimdi bu uygun maliyetlerle bir süre daha toplayıp ardından roketleyecekler, kaçacaklar. İşte o kaçmaya başladıkları anda büyük tahribatlar olacak. Borsadaki sert satışları, dolardaki hızlı yükselişleri o zaman göreceğiz. Nasıl bu kadar emin oluyorsun diye sorabilirsiniz bana. Hemen vereyim cevabını. Bakın, bu benim gördüklerimi aslında kredi derecelendirme kuruluşları da görüyor ve artık çok sert uyarılarda bulunuyorlar Türkiye için. Kırılganlıklarınız çok fazla, siyasi belirsizlikleriniz çok fazla. Ama bundan bir adım öteye geçip diyorlar ki, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmeyeceğiz. Yani öyle bir şey beklemeyin. Ha, reformları yaparsanız belki durağına çeviririz ama yine bir artış beklemeyin diyorlar aslına bakarsanız. Ha, reform yapmazsanız belinizi kıracağız, yani notunuzu düşüreceğiz diyorlar. İşte en son Moody's'in açıklaması. Hızlı hızlı maddelerini okuyacağım. Sonra kısa bir yorum yapacağım. İşte Türkiye'nin geldiği noktayı oradan çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Türkiye'nin kredi profili siyasi belirsizlik ve dış kırılganlığa karşı ekonominin güçlü taraflarını dengeliyor. Türk ekonomisinin güçlü tarafları genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranı. Yani özel sektöre göre kamunun borç oranının daha düşük olması en azından biraz daha güçlü bir taraf olarak gösteriliyor. Ama tabii Moody's şunu bence çok net görmüyor. Sadece resmi verilere baktığı için. Türkiye'de her 4 gençten birisi işsiz. Hatta resmi olmayan verilere göre her 3 gençten birisi işsiz. Ve bunlar sosyal problem aslında Türkiye'de. Onun için bizim güçlü yanımız değil, güçsüz yanımız artık gençler. Kamu borç dengesi demişler, borç oranı. Bana göre orada da sıkıntı var. Çünkü kamu borcumuz düşük ama çeviremiyoruz. Çeviremeyeceğiz. Onu da ayrıca detaylı bir videoyla sizlere anlatırım. Kurumların gücünün aşınması ve yükselen dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı. Doğal değil mi? Yani işte YSK'nın son kararı bile aslında Türkiye'deki kurumların geldiği noktayı gösteriyor. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yok neredeyse. Bakanlıklar bile kendi kararlarını kendileri alamıyorlar. Dolayısıyla bunu yabancılar da görüyor ve diyorlar ki sizin kurumlarınız işlemiyor, düzgün işlemiyor. Jeopolitik gerilimlerin tekrarlanması ve yanlış politika adımlarının geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanmasına yol açma potansiyeli diyor. Ne diyor yani? Siz Suriye'de yanlış adımlar attınız, Suriye ile ilgili yanlış kararlar verdiniz. Burada yaptığınız siyasi hatalar sizi ciddi bir ekonomik krize doğru sürükledi diyor. İşin çok net özeti bu. Not görünümünün pozitife dönmesi veya bir not arttırımı muhtemel değil diyor. Ancak mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonomik reformlar uygulanırsa görünüm durağan hale gelebilir. Notunuzu yükseltmeyeceğiz. Yani yakın zamanda bize bir umut vermiyor sizin ekonominiz. O nedenle notunuzu yükseltmemiz mümkün değil diyor. Bu ne demek?
Yani biz sizin kredi notunuzu yükseltmeyeceğiz. Dolayısıyla siz piyasadan, dünyadan, uluslararası arenadan çok daha zor borç bulacaksınız. Çok daha yüksek faizlere katlanmak zorunda kalacaksınız. Ve en azından iyi kreditörler size kredi vermek istemeyecek diyor. Bu nedenle de bir an önce dış finansman desteği alın diyor. Kimi kastediyor? IMF'nin kapısına gidin diyor. Öyle ya da böyle gideceksiniz ama siz iyice dengelerinizi bozmadan önce gidin diyor. Ve Amerika ile de aranızı düzeltin diyor. Yani S-400 sorununuzu çözün. NATO'da olduğunuzu, Birleşmiş Milletler'de olduğunuzu unutmayın. Siz şu andaki paktınızla eğer ki iş yapacaksanız buna göre davranın diyor. Yani Batı cephesi mi Doğu cephesi mi? Kararını ver. Eğer ki Batı cephesindeysen Batı cephesinin kurallarına göre oyununu oyna diyor aslına bakarsanız. Türk yetkililer dış finansman ihtiyacını hafifletecek, enflasyon baskısını azaltacak, etkin bir politika çerçevesi belirlemezse Türkiye'nin kredi notunu da düşürürüz diyor. Yani sevgili dostlarım, Türkiye'de birilerinin bize söylediği gibi tünelin sonunda ışık var falan yok diyor öyle bir şey. Ciddi anlamda sıkıntılarınız var. Her an kur riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ciddi bir ekonomik kriz yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan dış finansman ihtiyacınızı, yani borç bulma ihtiyacınızı karşılayamayabilirsiniz. Enflasyonist bir baskıyla karşı karşıyasınız. Bu daha da artarak devam edebilir. Bunu önleyecek, bunu engelleyecek bir takım adımlar atmanız gerekir. Bunlar da reformist adımlar olmalıdır. Bunları atmazsanız ve bu noktalara doğru giderseniz biz sizin notunuzu düşürürüz kardeşim diyor. Bize ne canım kredi derecelendirme kuruluşlarının notumuzu düşürmesinden? Onlar da dış güç zaten diyebilirsiniz. Deyin. Onlar sizin kredi notunuzu düşürürse katmerli kriz yaşarız sevgili dostlarım. Çünkü hiçbir şekilde borç bulamayız. O zaman büyük tavizlerle IMF'ye gideriz. Bakın söylüyorum. Büyük tavizlerle IMF'ye gideriz. Orada da Amerika hayır derse IMF de hayır diyeceği için IMF'yi de unuturuz. Ve derinleşen bir ekonomik kriz bizi bambaşka noktalara götürür sevgili dostlarım. Bakın açık ve net Moody's aslında şunu söylüyor. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde. Ekonomiyle ilgili reformlar yapmak zorunda. Dış finansman bulmak zorunda. Bir an önce aklını başına devşirmek zorunda. Eğer ki bunları yapmazsa ve ekonomik krize doğru adım atarsa düşene bir tekme de ben atarım ve sizin kredi notunuzu düşürürüm. İşte o zaman çok daha büyük bir sıkıntıya girersiniz diyor. Sevgili dostlarım, boşuna demiyoruz Türkiye ekonomik bir krize adım adım ilerliyor diye. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Diğer taraftan dostlarınızla da mutlaka paylaşın. Hoşça kalın.